Sokakta büyüyen son nesil toplanın abi. Yeni nesil kusura bakmayın, biz doğduğumuzda MCU falan yoktu. Bizim aksiyonumuz buydu ve iyi ki de öyleymiş. Uzak Doğu üçlüsünün mercek altına alacağımız seride. Filmlerini izleyip kanepeden kanepeye zıpladığımız, onları amansızca taklit ettiğimiz, kardeşimizi dövüp kapı eşiğine çıplak ayaklara tırmandığımız, minimum Uzak Doğu dövüş sesi çıkarmadan uzmanlaşmamızı sağlayan büyük ustalara saygıyla bu serinin 3. videosu, bana vurabilirsiniz ama sakın saçıma dokunmayın, dokunursanız sizi öldürürüm diyen büyük üstad Jet Li ile devam ediyor. Unleashed. Tam 30 yaşına kadar kendisini annesinden çok küçük yaşta onu almış Bart adlı adamın ofisinin altındaki küçük bir depoda yaşayan Danny bir öldürme makinesi olarak eğitilmiştir. Tüm hayatı yaşadığı bu yer altındaki odadadır. Ve ne zaman ihtiyaç duysa Bart'sa onun öğrettiği şekilde hizmet etmektedir. Hayatını para satarak kazanan bir tefeci olan Bart, borç verdiği insanlar geri ödemekte zorluk çektiklerinde ya da geciktirdiklerinde Danny'yi devreye sokar. Onu bir köpek gibi yetiştirmiştir ve her fırsatta silah olarak kullanmaktadır. Ta ki Bart bir gün kin tutan müşterilerinden biri tarafından tuzağa düşürülene dek. Danny bu olaydan sonra kendisini sahiplenen sanatçı Sam ve üvey kızı Victoria'nın yanında sevginin ne olduğunu öğrenirken Bart'ın öldüğüne inanmaktadır. Fakat Bart ölmemiştir. Köpeği geri almak için döndüğünde Danny'nin eski ve yeni hayatı birbirine girer. The Forbidden Kingdom. İki büyük usta aynı filmde. Muhteşem doğa ve dövüş sahneleri. Gerçekten bayılarak izlediğim aksiyon filmlerinden. Bu destansı aksiyon macera masalında Bostonlu genç delikanlı Justin Tripitikas, hayatta yaşadığı en zorlu, onu eski Çin'e geri götüren sayısız yaşım savaşçısı, şeytani yaşım savaş lordu ve pişmanlık duymayan, vicdanı olmayan boyun eğmez beyaz saçlı kadın iblisle yüzleştiği bir yolculukla karşılaşıyor. Son olarak da Jason, bir intikam savaşçısı olan kadınla ilk aşk deneyimini yaşıyor. Fist of Legend, gerçekten çok ayrı yeri olan bir film, çok iyi bir kung fu filmidir. Bruce Lee'nin başrol karakteri olduğu 1972 tarihli Fist of Fury'nin yeniden yapımı, film sadece bir dövüş filmi değil, aynı zamanda tarih de içerir. 1930'lu yıllarda Japonya'nın Çin'i işgali üzerinde geçen bir film. Ip Man'le de benzerlikler gösterir bu anlamda. The Legend of Fong Sai-yuk. Fong Sai-yuk serisinin ilk filmidir. Jet Li'nin gençliğini çevirdiği en güzel ve en komik filmlerden birisidir. Filmde Jet Li, annesinin terzi dükkanında yardımcı olarak çalışan kung fu manyağı bir tiptir. Bildiği tüm dövüş numaralarını annesinden öğrenmiştir. Bir gün hükümet Fong Sai-yuk'un babasının peşine düşer ve olaylar gelişir. Once Upon a Time in China. Bu serinin 5 filmi daha var. Kesinlikle isterseniz hepsi izlenebilir. 19. yüzyılın sonlarında Çin'de geçen hikayede Uzak Doğu dövüş sanatları ustalarından olan Wong Fei-hung'un tehlike ve aksiyonla dolu hayatını izliyoruz. Çin hükümeti sorunlar yaşarken aynı zamanda Avrupalı ülkeleri karşı zorlu bir savaş vermektedir. Wong tanınan bir dövüş ustasıdır ve dövüş okulunda küçük öğrencilerine ders vermektedir. Bir diğer sorun ise savaşçılarla saldıran yerel çetelerdir ve Wong'un bu konuda harekete geçmesi gerekir. Aynı anda ülkede süren savaş, yerel sorunları aratmayacak boyuttadır. Hepsinin ortasında kalan Wong'u bir sürpriz daha beklemektedir. Avrupa'dan henüz gelen ve asimile olduğunu düşündüğü uzak akrabası Yi'yi korumak zorundadır. Ancak bu ilişki zamanla romantik bir boyut kazanınca işler iyice içinden çıkılması güç bir noktaya ilerler. Hero, eski Çin'de ilk imparatorun hükümdarlığından önce 6 krallığın içindeki muhalif gruplaşmalar, en güçlü kural koyucu Çin'e suikast düzenlemeyi planlarlar. Durum oldukça risklidir. Ortada 3 büyük düşman vardır. Bunları ortadan kaldıran iktidar ve para vaat edilmektedir. Herhangi bir gücü ya da tanınmışlığı bilinmeyen, isimsiz biri, Çin'in 3 esas düşmanı olan kırık kılıç, uçan kar ve gökyüzünü yenilgiye uğratır. Bunun üzerine kendisi saraya çağrılarak, Çin'e bu sürpriz zaferin hikayesinin tüm detaylarıyla anlatması istenir. Ortada gerçekten de sıra dışı bir zafer söz konusudur. Fearless. Korkusuz efsanevi dövüş sanatı ustası Hua Yuanjin'in gerçek hayatından esinlenerek yapılmıştır. Büyük bir dövüş ustası olduğu halde herkesin önünde yenilen, babasından utanan Huo, kendisini yetiştirmeye ve çok iyi bir dövüşçü olmaya karar verir. Bu büyük yeteneği yüzünden çok sevdiği ailesi intikam amaçlı bir saldırı sonucu öldürülünce Huo kenti terk eder. Tüm umudunu kaybettiği anda karşısına çıkan büyük anne Sun ve kör torunu onu hayata tekrar bağlarlar. Ve Çin devletinin yabancı akımına uğradığı dönemlerde yabancı dövüşçülere karşı kazandığı başarılarıyla kahramanlaşmış gerçekten sinema olarak da içinde güzel karakter gelişimi, dövüş sanatının felsefesi çok güzel işleniyor. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.